İyi ki bu imkanı tanıdılar bize. Neden evde oturayım kızım? İmkanım varken, kazancım varken burada. Kendim yaparım, kendim satarım. Edirneli kadın girişimcilerin gayretleri ve Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası'nın destekleriyle Edirne'de kırsalın doğal pazarı ve girişimci kadınlar doğal ürünler pazarı geçtiğimiz günlerde törenle açıldı. Kırsalın doğal pazarı bundan böyle her hafta pazar günleri cumartesi pazarı yerinde kurulacak. İlk hafta pazara ilgi de oldukça yoğundu. İyi ki bu imkanı tanıdılar bize. Neden evde oturayım kızım? İmkanım varken, kazancım varken burada. İşte kabağım var, tatlılarım var, kurnik yaptık. Burada sarmalarım var. Edirne merkeze bağlı köylerde yaşayan üretici kadınların yaptığı yiyecek ve el emeği göz nuru el işleri satışa sunuldu. Köy ekmeğinin yanı sıra yumurta, peynir, bal, ayran, gözleme, tarhana, sarma, çeşitli tatlılar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Pazarda ürünlerini satışa sunan köylü kadınlar, pazarın kurulmasının çok faydalı olduğunu belirterek, keşke daha önceden kurulsaydı, yaptığımız el işlerini satarak ev ekonomimize de katkı sağlıyoruz diyerek, pazarın kurulmasında öncülük eden Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan'a teşekkür ettiler. Daya Kadın Köyü'nden, Allah razı olsun, çok memnunuz. Çok memnunuz, iyi ki bu imkanı tanıdılar bize. Neden evde oturayım kızım? İmkanım varken, kazancım varken burada. Kendim yaparım, kendim satarım. Yani çok çok Allah razı olsun. Bunu şey edenlere, organize edenlere. Siz şimdi neler satıyorsunuz? Sizin tezgahınızda yani, neler var? Mantı satayım, gazoz tatlısı satayım, kuskus, ayran, gözleme. Hepsi ev yapımı. Hepsi ev yapımı kızım. Kendi yumurtalarımdan, kendi sütlerimden. Yani organik tamamen. Arkadaşlara destek amaçlı buradayım. Bugün tezgah açmadım. Evde sergiledikleri her ürünü yapmışlar, ellerine sağlık. İşte burada taranaları, makarnaları, kurabiyeleri, her şeyleri bulunuyor. Aynen. El emeği güzel bir şey. Gerçi ben evde satıyordum. Böyle bir yerim olsa daha güzel olurdu. Ama satamayanlar için çok güzel bir yer. Yani ben beğeniyor. Bütün kadınlar da beğeniyor zaten. Memnunlar ki ürünlerini getirmişler. Memnun olmasalar getirmezler. Tarana, sarma, tatlı, gazoz tatlısı. Erişte, ekmek. Çok güzel oldu. Zaten ben evde çok devamlı satıyorum. Evden gelip alayım. Salça, tarhana, kuskus. Daha kuskus yapmadım. Vardı, bitti. Evet. Ama şimdi burada olunca daha güzel olacak elbet. Ceviz, işte kabağım var, tatlılarım var. Kurnik yaptık. Burada sarmalarım var. Çiğsini de getirdik burada isteyen alsın diye. Yapraklarım vardı, yapraklarım. Kaça satıyorsunuz peki sarmayı? 6 tanesi 2 milyon. Hani öyle söylediler, öyle satın dediler. Bir de burada çok güzel bir börek var, şöyle bir bakalım. 3 lira bunlar da. Tanesi. Evet, tanesi 3 lira. Tatlılarımız var orada. Onlar da 3 lira. Gazoz tatlısı deriz, onlar da 3 tanesini 2 liraya veriyoruz. Vallahi çok iyi yani, şimdiye kadar niye gelmemiştik yani bilmem. Geçen hafta açılış vardı, geldik, elimizde bir şey kalmadı. Öğleye kadar sattık, öğleden sonra boş oturduk. Akşama kadar biter diyorsunuz. Yani biter yani böyle giderse. Şimdi akşam ben yapıyorum, eşim pişiriyor. Eski Kadın Köyü'nde geliyoruz. Çok güzel bir şey oldu. Bizim için de çok ekonomiye katkıda dolayı çok güzel bir şey oldu bizim için. Çok mutluyuz yani. İnşallah iş yapabiliriz yani. Bilmiyorum artık. Gözlemin yanında işte el yapım reçeller var, konserveler var, sarmalar var. Öyle şeyler de satıyoruz yanında. Köy tavuklarından doğal yumurtalarımız var. Öyle şeyler de satıyoruz yanında, hepsini beraber. Gözlemeleri kaça satıyorsunuz peki? 4 lira. Çok güzel, çok temiz ve yani çok memnunum ben. Doğal hem özel, çok güzel. Keşke daha önceden de olsa. Daha önceden olsa daha iyi olurdu tabii, değil mi? Hangi köy? Eski Kadıköy'ü. Muhtarın. Kaça için satıyorsunuz peki? 20. Ayçiçek balı 25. Bahar balını 20'ye veririz. Satamazsın. Doğal. Her mahsulden alıyorlar yani. Siz neler satıyorsunuz efendim? Köy ekmeği, börek, çörek artı şu gördüğünüz kumaşları da kendim parça alarak kendim dikip satıyor. Öyle mi? Siz yani kendiniz mi dikiyorsunuz bunları? Elinizle dikiyorsunuz. Aylak duran bir kişi değilim köyde yani. Bağımız, bahçemiz var. Yeleklerim kendi el emeklerim. Onları da kendimiz ördük. İşte getirdik, satış olursa olur, olmasa imkanlarımızı sunuyoruz yani, elimizden geleni bu kadar.
Edirne Ticari Odası'ndan kalın girişimcide Elmas Hanım olmasa biz burada olmazdık. Köyleri tek tek gezdi, bize bu imkanı o sundu. Ona hepinizin huzurunda teşekkür ediyoruz, sağ olsun. İyi ki kendileri de vardı. İlk gittiğimde evlerine kapılarını açtı. Ya hani yabancı bir köye gidiyorsun çünkü hayır dedi, biz kadınız, çalışan kadınız, Türk kadınız, buyurun gelin. Bizi evlerinde ağırladılar. Hiç kimse dışarıda bırak. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerini eleme göz nuru. Çok memnunuz. Bize bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ederiz Elmas Hanım'a da. Bütün ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Projeyi hazırlayanlara çok çok gönülden teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladıkları için. Sağ olun. Yok. Sağ olun. Sağ olun. Bak balım var. Sizlere de teşekkür ederiz. Buyurun sıcak sıcak gözlemim.